Her gün İstanbul'un değişik semtlerinden kilometrelerce yol geliyorlar. Galata Köprüsü'nden oltalarını Haliç'e atıyor ve saatlerce bekliyorlar. O gün denizden ne çıkarsa satıp evlerine gidiyorlar. Onlar İstanbul'un geçinemeyen emeklileri. Emekli maaşım ancak kiraya yetiyor. Buraya geliyoruz, balığımızı tutuyoruz. Konuya, komşuya, arkadaşlara fazla olursa satıyoruz. Öyle geçim ediyoruz. Fazla balık yakaladıkları zamanlar diğer balıkları da satıyorlar. Ama üçte biri de burada geçim sıkıntısı olduğu için burada satıp ailesine yardımcı olmaya çalışıyor. Emeklinin maaşı 10.200 lira mı 10.500 lira mı olmuş. Zaten adam 7.500 lira kira veriyor. 3.000 lirayla nasıl geçinsin? Balıkçıların çoğu emekli. Çoğu değil, hemen hemen hepsi emekli. Yani üçte bir tane genç varsa vardı. Ya da onda bir tane genç. Hepsi emekli. Ne yapacak? Eve katkısı olsun diye. Kimisi satıyor, kimisi de benim gibi eve götürüyor yemek için. Galata Köprüsü artık aldıkları düşük ücretlerle geçinemeyen emeklilerin geçim kapısı. Köprüye balık tutmak için gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Aralarında hobi amacıyla balık tutanlar da var. Bu nedenle balık tutkunlarıyla geçinmek için balık tutanlar arasında yazılı olmayan bir anlaşma oluşturulmuş. Tabii biz emekliler genelde hafta içi gelmeye çalışıyoruz ki çalışan da Galata Köprüsü yoğun olduğu için hafta sonu da çalışan arkadaşlarımıza yer bulunması için yer bulma konusunda sıkıntı yaşamasın diye biz genelde hafta içi geliyoruz. Tabii şimdi emekliler de fazla olduğu için hafta içi de çok yoğun oluyor. Emeklilerin ilgisi Galata Köprüsü'nü doğal bir rant alanına da çevirmiş. Bu köprünün bazı kısımlarında kalpazan diye adlandırdığımız kişiler yerleri tutup 20 lira 30 liraya satıyorlar. Biz özellikle belediyeden bunu istiyoruz. Şimdi balık tutmaya gelen arkadaş erken gelecekse yerini tutsun ama bazı arkadaşlar var burada. Kamış koyuyor, tahta koyuyor. Burada defalarca da kavgalara da şahit olduk. Maalesef bu doğrultuda. Ya bunu da düzeltsin belediye, bir an evvel önlem konsun. Hobi için balık tutanlar da, emekliler de bu durumdan rahatsız. Ancak yapabilecekleri pek bir şey de yok.